İyi sevgili seyirciler. Gündem ötesinde birlikteyiz. Böylesi bir özel günde TRT1 ekranlarında sizlere seslenmek bizler için büyük bir şeref. Profesör Doktor Tufan Gündüz bu gece ağırlayacağımız isim. Hocamızın her zamanki gibi o duygulu anlatımıyla ben isterim ki açıkçası büyük taarruzu bu büyük zaferi bir de kendisinden dinleyin. Sağ olsunlar bizi kırmadılar ve geldiler. Hocam hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz geldiğiniz için. Tabii şu da var. Biz aslında dün akşam da hocamla birlikte Dumlupınar Şehitliği'nin hemen orada genç arkadaşlarımızla da buluştuk. Onların da yüzünden, gözünden o coşkuyu gördük. Bu da hakikaten manevi huzurunda şehitlerimizin o duyguyu tatmak da bizler için çok çok özeldi. Programımızın başında tabii başta Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm kahramanlarımızı, şehitlerimizi, gazilerimizi rahmetle, minnetle anıyoruz ve hayatta olan gazilerimize de şükranlarımızı sunuyoruz. Buradan saygılarımızı iletiyoruz. Dün gece o şehitliğin hemen yanındaydık ve 7-7,5 saat sonra başlayacak olan taarruzun top seslerini bekledik. Bizim için hem ürperticiydi, hem heyecan vericiydi, hem de hakikaten 160 gençle birlikte bir duygu dolu bir an yaşadık. Savaş meydanlarını dolaşırken, Oradaki sadece şehitlikleri, sadece anıtlara değil. Orada bizim ecdadın ayak izlerine de bakmak lazım. Nasıl geçtiklerini, nasıl yaşadıklarını, o gece neler düşündüklerini. Korktular mı, ürperdiler mi, heyecan mı duydular, gözleri çakmak çakmak mıydı? Bir gün sonrasını düşündüler mi, yarın düşündüler mi diye hissetmek gerekiyor. Dün o his vardı hakikaten. Ben e, o gün, e, yani dün itibariyle sabaha kadar da Uyumadım diyebilirim o heyecan orada yaşadığım için. Hakikaten çok özeldi. Ee, Gençlik ve Spor Bakanlığımızın düzenlediği bir organizasyondu ee, Sayın Bakanımız Kasapoğlu da bugün zaten oradaydılar. Dolayısıyla biz de bu vesileyle kendileriyle buluşmuş olduk genç arkadaşlarımızla. Şimdi bu gece özellikle ne etiket bulalım seçelim dedik. Ee, evet. Tarih bizi çağırıyor kitabımızı hediye edelim sizinle birlikte. Çok iyi. Müsaadeniz olursa sonsuza dek etiketini kullanıyoruz bu gece. Ve sonsuza dek o güzel bayrağımız dalgalansın Özgürce. Dünyanın en güzel bayrağı. Ben bununla ilgili bir tweet attım. Şimdi size de tabii kitap hediyesi verebilmek adına birkaç soru yöneltelim. Onlardan bir tanesi Mustafa Kemal Atatürk'ün meşhur bir fotoğrafı vardır. Büyük taarruz esnasında çekilmiş. Evet, evet. Artık o sembol fotoğraflardan bir tanesidir. O fotoğrafın nerede çekildiğini ilk olarak sizlere soruyoruz. Sonsuza dek hatırlanacak. Hah, fotoğrafta geldi. Evet. İşte bu fotoğrafın nerede çekildiğini sizlere soruyoruz sevgili seyirciler. Sonsuza dek etiketiyle göndermenizi rica ediyoruz. Budur fotoğraf. Evet, sevgili hocam, şimdi şunu soracağım ilk olarak size. Tabii büyük taarruz deyince aslında tüm dünyanın da anacağı bir büyük kahramanlığa imza atmış Türk ordusu Mehmetçik, Mustafa Kemal ve askerleri. Peki oraya gelinceye kadar da aslında bir süreç var. Bu süreci de sizden dinlediğimizde hakikaten e, bu zaferin neden bu kadar büyük ve kıymetli olduğunu daha iyi anlayacağımızı düşünüyorum. Evet tabii ki bağlamından koparmadan anmak lazım. Yani hiçbir savaş tek başına bir savaş değildir. İnsanlar oraya boşu boşuna gelip de ya da keyfi gelip de savaşmamışlar. Muhakkak bunun bir arka planı vardır bağlamına dikkatli baktığımız zaman zaten savaşın büyüklüğü de kendiliğinden ortaya çıkıyor. 220 bin civarında Yunanlı asker, şu kadar silah, şu kadar mermi, şu kadar top tüfek, şu kadar kamyon Afyon'da ne geziyordu? Afyon, Orta Anadolu'nun neredeyse işte Afyon, Ankara hattı, Anadolu'nun tam orta yerinde neredeyse ne geziyorlardı ve ...kaç yıl sonra oradaydılar. Hmm. Anadolu 1071'de... ...fete başlandı. Ee, 1176'da Bizans'ın... ...tüm ümidi kırıldı. Anadolu'yu ele geçirme... ...ümidi. Ve kısa sürede... ...Türkleşti. Neredeyse bin yıldır da... ...bir Türk vatanı iken... ...bize ne oldu da... ...düşman ta oraya kadar geldi. Aslında büyük taarruzu büyük yapan... ...odur. O bizim için... ...hakikaten son kaledir, son tepedir. Oradaki bütün tepeler bizim için son tepedir. Binaenaleyh asıl bağlam işte oradan. Yani biz neyi unuttuk, neyi kaybettikten başlıyor. Mondros Mütarekesi imzalandığı vakit Yahya Kemal Beyatlı'nın meşhur 1918 şiiri vardır. Ölenler öldü, kalanlarla muzdarip kaldık. E, vatanda hor görülen bir cemaatiz artık. Ölenler en sonu kurtuldular bu dağ dağdan ve göz kapaklarımın ardında kalan eski vatan bizim diyar olarak kaldı ta kıyamete dek diye söylediği ve tasvir ettiği bir ortamda vatanda düşmanı seyretmek ızdırabıyla yaşanan bir ortam oluşmuştu. Düşünebiliyor musunuz? 465 yıl sonra İstanbul'a düşman ayağı geldi. 800 küsür yıl sonra Afyon önlerinde artık Yunan kuvvetlerini görüyorsunuz. Başka kuvvetleri gör görüyorsunuz. Kimsenin aklına gelmez böyle bir şey. Şimdi milli mücadelenin büyüklüğü de orada. Mondros mütarekesi bize ordunuzu terhis edin, Toros tünellerini teslim edin, stratejik noktaları işgalimize izin verin, silahlarınızı teslim edin. 24 maddede Osmanlı Devleti'ni tam anlamıyla tasfiye edecek bir şart öne koydu. Ve Mondros mütarekesini takip eden günlerde Paris Konferansı toplandı. Ama bizimle ilgili bir barış çıkmadı. Neden? Aralarında tam olarak anlaşamadılar. Kim nereyi ne kadar alacağı konusunda anlaşamadılar. Tehlike erken görüldü milliyetçi subaylar tarafından. Mustafa Kemal'in Anadolu'ya geçişi. Diğer işte Kazım Karabekir Paşa gibi, Ali Fuat Cebesoy gibi paşaların erken dönemde, erken hemen Nisan'da, Mayıs'ta Anadolu'ya geçmeye başlamaları bir hareketi başlattı. O hareket nedir biliyor musunuz? Mondros Mütarekesi yani ateşkes anlaşmasını biz artık tanımıyoruz. Biz bağımsızlık mücadelesi vereceğiz ve sizin bize dayatacağınız anlaşmayı biz reddediyoruzdur. Bu anlaşma hakikaten haklı çıkmıştır bu milliyetçi subaylar. Sevr anlaşması olarak karşımıza gelmiştir. Sevr anlaşması imzalanmıştır. Ama meclisten geçmedi o ayrı bir şey. Geçmez miydi? geçirmeye geçirilmez miydi? Bunun tartışmasını, sevr anlaşması tartışmasını içine bırakıyorum. Ama 435 maddelik bir anlaşma metni bizim önümüze konulmuştur. Buna uyacaksınız denilmiştir ve Türk vatanı Karadeniz'e çıkış olan Konya Kastamonu hattıyla sınırlandırılmış bir vatan bırakılmıştır. Mustafa Kemal Amasya'da ilk toplantıda ne diyor? Yurdun bütünlüğü milletin istiklali tehlikededir. Daha bak Samsun'dan hemen Amasya'ya geçiyor. Yurdun bütünlüğü milletin istiklali tehlikededir. Bu önsezidir daha sevr anlaşması imzalanmamış daha bize neler getirecekleri neler götürecekleri bizden daha belli değil diyor ki yurdun bütünlüğü milletin istiklali tehlikededir millet e, milletin istiklalini gene milletin azim ve kararı kurtaracaktır kimseden bir şey beklemeyin kardeşim gene siz kendinizi kurtaracaksınız kendisini kurtaracak olan milletin durumu ne Trabzonskar bu git kaybetmiş savaşmış Balkanı savaşmış 2. Balkanı savaşmış 1914'te Birinci Dünya Savaşı başlamış, dört yıl boyunca savaşmış, kolu kopmuş, bacağı kopmuş, yaralanmış, şehit olmuş, kaybolmuş, esir düşmüş, kimi Hindistanlara, kimi Sibirya derinliklerine, kimi Mısır'a esir kamplarına gönderilmiş, perişan bir millet. Yani düşünseniz 3 milyona yakın insan birinci Dünya Savaşında silah altına alındı, kademeli olarak 850 bin civarında şehidimiz var, 800 bin, 850 bin civarında yaralı var. 150 bin esir var ve bir o kadar da kayıp var. Şimdi Tarık Bura'nın Küçük Ağa romanındaki Çolak Salih karakterini düşününüz. O TRT'mizde dizi olarak da oynamıştı. İnşallah tekrar oynar. Çok e, güzel, başarılı bir diziydi o. E, Çolak Salih karakteri nasıldır? Savaşı kaybetmiş, psikolojisi bozulmuş, bıkmış, usanmış, yılmış bir Çolak Salih Akşehir'e gelir. O aslında bıkmış, usanmış, yılmış olan Türk milletinin kendisidir ve Çolak Salih'te özdeşleştirilir. Sembolize ediliyor. Bıkmamak mümkün değil. Düşünsenize 1912'de ya da 1911'de silah altına alındıysa terhis olamıyor çocuk ki köyüne dönsün. Yani 7-8 yaşlarında çocuğunu kardeşini bıraktığında döndüğünde onu asker olarak bulma ihtimali var. O hani yüz yüze geliyorlar e, bir... Keskinli bir Hah. amcanın hikayesi bu. Lütfen anlatır mısınız? Yanılmıyorsam Bayburt hastanesinde gerçekleşiyor. Yani Doğu Cephesinde gerçekleşen bir hadise bu. Bir yaralı grubu geliyor. Yaralı grubu içerisinde işte askerlerden bir tanesinin karnından yaralanmış, çok fazla ağrısızı içerisinde. Hasta bakıcı da bu gene tabii askerlerden oluşuyor. Buna yardım ediyor. Teselli ediyor. Bu ölürsün şey ölmezsin sağ kalırsın. Korkma falan diye bunu teselli ediyor. Tabii ağız burun da parçalanmış çocuğun. Zamanla işte elini yüzünü temizliyor. Birkaç gün geçiyor. Şişlikler iniyor. Çocuğun yüzü falan biraz açılınca diyor ki ya çocuk ben seni sanki tanıyorum. Nerelisin sen diyor. Diyor ki ben Keskinliyim. Keskin bugün Kırıkkale'nin ilçesi. O gün o zamanlar Kırıkkale yoktu tabii. Keskin Hı. var. Diyor ben Keskinliyim. Kimlerdensin? neredensin? İşte falancanın oğluyum. Diyor ki ya çocuk ben de onun oğluyum. Sen hangisisin? Şimdi evet. düşünsenize askere giderken 9-10 yaşlarında bıraktığı kardeşi evet. asker olmuş, büyümüş, gelmiş cephede karşılaşıyor iki asker. Gidiyor komutana diyor ki komutanım benim bu çocuğu kurtarmam lazım. Çünkü bana bunu sorarlar. Bunun hesabını sorarlar. Ben döndüğümde kardeşini gördün mü, buldun mu, hesabını sonra benim bunu kurtarmam lazım. Aslında tam milli mücadele hikayesidir bu Halbiden biliyor musunuz? Hakikaten öyle. Yemen'i kurtarmaya çalıştık. Sinai Filistin'i kurtarmaya çalıştık. Irak'ı, Suriye'yi, Kafkasları kurtarmaya çalıştık. Bir baktık ki Anadolu gidiyor. Evet. Bizim milli mücadele hikayesi kardeşimi kurtarma hikayesidir. Bir de siz hep şeyi vurgularsınız. Hani işin psikolojisini anlatırken düşünün ki e kademesindeki birçok isim gözlerinin önünde doğduğu toprakların düşman işgaline uğradığını ve kaybedildiğini gördü. Bu nasıl bir travmadır? Abi Yahya Kemal'in işte az önce söylediğim beyit var ya şiir. Ve göz kapaklarımın ardında kalan eski vatan bizim diyar olarak kaldı ta kıyamete dek. Yahya Kemal Üsküplüdür. Ve kendi sağlığında kendi şehrini kaybetmiştir. Öyle. Mustafa Kemal Selaniklidir. Biz diyor, e, Zabit ve Kumandan ile hal kitabına, yani Zabit ve Kumandan'a şey, şey yazıyor, yorum yazıyor. O Zabit ve Kumandan ile Hasbihal diye yayınlandı biliyorsunuz. Diyor ki, biz diyor, Trablusgarp'ta, Siryanlık Muharebesi'nde cepheden cepheye koşarken diyor, bir de baktık ki, anavatanımız elden gitmiş diyor, yani benim atamın, dedemin mezarları elden gitmiş diyor. Düşünsenize siz bir cephedesiniz bir dönüyorsunuz ki kendi şehriniz kaybolmuş. Milli mücadelenin kahramanlarının o devrin siyaset adamlarının büyük adamlarının pek çoğu kendi vatanında ölemedi. Evet. Kendi doğduğu yerde bu işte. O zaman geriye ne kalıyor biliyor musunuz? Kardeşimi kurtarmam lazım. O bizim Doğu cephesinde kardeşine rastlayıp bana bunun hesabını sorarlar. Ben bunu kurtarmam lazım diyen o gencin tüm hikayesi aslında Türk milletinin hikayesine dönüşü veriyor. Şimdi kardeşimizi kurtarmamız lazım. O hikayenin devamında diyor ki, abi diyor, köyden döndüğünde 8-9 yaşlarında bir oğlum var, görürsen şaşırma diyor. O soyda o kalan çocuktan yürümüş aile bugün yaşıyor hala. O soyu kalan çocuktan yürümüş. Şey e, cepheye giderken eşi hamileymiş. Ve hiç çocuğunu görmemiş. Görmüyor hayır. İşte kardeşi uyarıyor. Görürsen döndüğünde şaşırma diyor. Senin, Senin böyle bir çocuğun, çocuğun, var. çocuğun, var. öyle diyor. Şimdi bu, bu hikaye o kadar çok o kadar çok ki. Öyle. Ben Nisan'ın iki günü romanımın içine yerleştirdiğim bir hikaye var mesela. Ee, seferberlik emri çıkıyor. Ee, oğlu sefere gidecek diyorlar ki ya o, sen zenginsin ee, oğlun gitsin de ama sen gitme diyor yani sen de bedel ver senin yerine başkası askere gitsin bunun bedel vermek o bir yerine bir askerin masrafını karşılamak yani diyor ki ben evlilik çağındaki çocuğu askere gönderip de ben burada keyif çatamam ben de gideceğim diyor ikisi de şehit oluyor bu ikisinden de küçük bir torun kalıyor küçük bir, bir iki yaştan da... torun karı soy oradan yürüyor. Bu hikayelerimiz çok bizim. Onun için milli mücadele hakikaten bir mucize. Niye? Çolak Salih'e dönmüş, bıkmış, usanmış, yorulmuş bir milleti. Bak yurdun bütünlüğü milletin istiklal tehlikededir. Hadi gelin, savaşa gelin. Ordu terhis edildi. Yeniden askere çağıracaksınız, gelmiyor. İkna edeceksiniz. Aydın'da 19. Tümen yanılıyor olabilirim. Tümen komutan Şefik Bey var. Şefik Aker Bey. Albay. Yunanlılar Yunanlar İzmir'e çıktıktan sonra Aydın'a doğru yürüyünce mecburen askerlerini geri, geri çekiyor. Çünkü İstanbul'da çatışmayın diyor. Sonra bu köyleri dolaşmaya başlıyor asker toplamak için. Bir köye geldiğimde diyor kahvehanede herkesi topladım ve askere gelin diye bunlara ısrar ettim diyor. Ya anlattım niçin savaşmamız gerektiğini. Oradan gençlerden biri itiraz etti. Biz artık çok yorulduk diye itiraz etti diyor. Ona baktım ve e, ağır sözler söyledim diyor. Çok ağır sözler söyledim. Sonra diyor o çocuğu cephede gördüm diyor. Gelmiş. Gelmiş. Ve sonra şehit oldu o çocuk diyor. Yani Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Bunlar bizim kumandanlarımızın anlattığı hikayeler. Köylerimizde biriken hikayelerin haddi hesabı yok. Benim ailemden mesela babaannemin ilk eşi gitmiş kaybolmuş. Kardeşinin biri cephede şehit olmuş. Öbür kardeşi e, Pınarbaşı'nda kalmış. E, Kayseri Pınarbaşı yani orada ölmüş. Diyor ki ayıp babam oğlu ayıp. Kardeşi öldüğü için ayıplıyor. Ayıp babam oğlu ayıp. Biri öldü de biri kayıp. Yani tasvir için. Şimdi bu hikayeleri yaşayan insanlara yeniden askere gel diyorsunuz. Mustafa Kemal'in ruh halini burada düşünün. Evet. Silah yok. Hani onu yani. diyecektim hani insanları çağırıyorsunuz, Mehmetçik geliyor, Hı. orduyu topluyorsunuz öyle ya da Hı. böyle. E silah Hı. dediğiniz Hı. gibi o nasıl Hı. tedarik edildi? Donatmanız lazım bu bu silah. Bir, bir elde ne varsa bir kere onunla donatıyorlar. Önce elde ne varsa. Bu elde ne varsa önce tüfek kısmıdır. Hı. Basit silahlardır. Çünkü ağır silahlar zaten itilaf Devletleri müfettişlerin de, denetiminde onların kamaları sökülüyor. Topların falan kamaları sökülüyor. Sonradan milli mücadele sırasında Eskişehir düşene kadar Eskişehir'deki demir atölyelerinde, demir yolu atölyelerinde yeniden kamalar falan üretiliyor ki. Çok hassas ölçümlerle üretiliyor bunlar top kamaları. E bir kısmı mesela Kazım Karabekir silahları, ağır silahları teslim ediyor kamaları falan. Sonra kendi kurduğu askerlerden oluşan eşkıya elbisesi giydirdiği adamlarla geçitte geri onları güya soydurmuş oluyor. Geri el koyuyor, geri getirtiyor. Böyle şeyler de var, olaylar da var. E silah tedarik etmesi lazım. Silah tedarik ederken bir kısmını satın alması gerekiyor. Yani Rusya'dan silah geliyor ama Rus menşe. E İngilizlerden elde edilenler var, İtalyanlardan elde edilenler var. Sonra Büyük Taarruz'a yakın 1922'de bize silah satışına dair serbestlik çıkıyor da biz biraz özel sektörden silah topluyoruz İtalyanlardan falan. Bu da şeye sebep oluyor. Menşe çeşitliliğine sebep oluyor. E, ha, farklı farklı. Tabii farklı farklı. Şimdi bir birlikte beş çeşit silah var. Bunların mermi devamlılığı problem. Silah devamlılığı yani ateş devamlı problem. E, bu sefer imalat-ı harbiye atölyeleri Anadolu'da oluşturulmaya başlıyor. Çünkü imalat-ı harbiye İstanbul'da bütün silah orada üretiliyor. E, Düşman işgaline uğrayınca İmarat-ı Harbiye dağıtılıyor. Bu arada bir soru daha yönelteyim. Tamam. kitap işte fisyen seyircilerimiz var. Ee, sonsuza dek etiketiyle size ikinci sorumuz. ilk sorumuz biliyorsunuz. Büyük taarruz esnasında Mustafa Kemal'in meşhur fotoğrafı nerede çekilmiştir? İkincisi de şu olsun. Büyük taarruz esnasında genelkurmay başkanı kimdi? Çok güzel. İmarat-ı Harbiye ustaların bir kısmı Anadolu'ya geçiyorlar ya da kaçıyorlar. Hı hı. Bir kısmı Eskişehir'e takılıyor. Bir kısmı ta Ankara'ya kadar gelebiliyor. Hatta bu imalat Harbiye'den gelen e, işçilerin, ustaların kurduğu takım da biliyorsunuz Ankara gücüdür. Ankara gücü takımı imalat Harbiye'ye kadar dayanır. E şimdi imalat Harbiye orduya üretiyor ama mesela bizim cephemiz sadece Batı cephesi değil. Bizim Güney cephesi, Urfa, Maraş, Antep savunmaları var. Adana savunmaları var. Orada da silah tedariki barut tedariki çok ciddi bir problem. Antep'te imalat harbi atölyesi kuruluyor. Ve mermi nasıl yapacaklarını falan öğretiyorlar. Buldukları ustalarla. Oradaki kadınlara, çocuklara falan öğretiyorlar ama en büyük problemlerden biri de barut üretmek. Barutun ham maddesi güverçile. E bunda güherçile madeni yok ki getiresiniz yani hemen orada işletesiniz. Şehir zaten kuşatma altında. Diyorlar ki Metruk evlerden mağaralardan o küfleri toplayın getirin O küfleri Ve çocuklar daha çok görevlendiriliyor Bu işte yaşlılardan kim gücü yetiyorsa onlar görevli Bunlar bütün metruk evleri, bodrum katlarını, mağaraları falan Şehrin altındaki karızlar var biliyorsunuz Antep'in Oraları falan dolaşıyorlar Oradan ne bulurlarsa torbalayıp torbalayıp getiriyorlar e, çocukları çalıştırıyorlar, yaşları çalıştırıyorlar. Bunlara ücret ödenmesi lazım. Diyorlar ki güherçile getiren her çocuk için 3 aferin. Eğer güherçile getiren bir büyükse onun için de bir Allah razı olsun. Antep savunması 3 aferin bir Allah razı olsun üstüne kurulu. Şimdi Antep'te durumu öyle işte kıt kanaat, Mustafa Kemal Paşa'nın gönderdiği subaylar, Kılıç Ali'ler kod adıyla falan gidiyorlar orada örgütlüyorlar falan ama asıl yük Batı cephesinde. O şehirler kendilerini bir şekilde kurtarıyorlar. Bulundukları yeri tutmaya başlıyorlar. E, asıl yük Batı'da Tabii. asker toplaması lazım. Şimdi Erzurum Kongresi, Sivas Kongresi. Anadolu'da işte Pozantı Kongresi, Balıkesir Kongresi, Alaşehir Kongresi, Mustafa Kemal'in katılmadığı kongreler bu son üç dediğim. Mustafa Kemal ısrarla bir şey anlatmaya çalışıyor. Bir batıya mesaj veriyor. Yani işgalci devletlere bir mesaj veriyor. Verdiği mesaj, misak-ı milliyede temel olan mesajlar. Mesela Erzurum Kongresi'nde Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür. İlk defa bir milli sınırdan bahsediyor. Tamam bizimle bir anlaşma yapacaksınız ama bizim bir milli sınırımız var. Neresi o? Türklerin çoğunlukla yaşadığı topraklar nereyse işte orası. Sonra bu misak-ı milli de daha da şekillenecek. Sonra bu kongrelerin temel amacı iknadır. Eşrafı topluyorlar, sözü geçen insanları topluyorlar, onlara anlatıyorlar. Bizim askere ihtiyacımız var. Az önce dedim ya asker terhis oldu ama... Şöyle bir problem daha var. Topladığınız askeri birliklerini sevk edemiyorsunuz. O zaman her bölge cepheye yakın alan her ya, ya da her cephe kendi yakın bölgesinden asker tedarikine gidiyor. İstisnası bunun nedir biliyor musunuz? Topal Osman'dır. Yani Giresun birlikleri, Karadeniz birlikleridir. Topal Osman Ağa, Allah razı olsun, Allah rahmet eylesin. Topal Osman Ağa, önce Karadeniz bölgesinde başlattığı mücadeleyi Mustafa Kemal'in ricası üzerine Orta Anadolu'ya taşıyor. Yani şeye Yunan Batı cephesine taşıyor ve burada hakikaten çok ciddi bir mücadelesi var. Bazı şehitliklere gidersiniz, Karadenizli e, isim çok fazladır. Evet. Topal Osman Ağa'nın ekibidir onlar hep. Şunu hep. sormak istiyorum. Şimdi e, sonrasında yazılan hatıratlarda, e, Milli Mücadele Dönemi, Kurtuluş Savaşı e, sonrasında da ee, hep şunu söylüyorlar. Aslında fikren ne kadar uzak düşmüş olursa olsun en muhalif isim bile şu konuda hepsi hemfikir. Diyor ki evet lider oydu. Yani bu işi ancak Mustafa Kemal başarabilirdi evet. diye. Şimdi az önce dediniz ya bu işin bir de ikna noktası var. Yani Mehmetçi'yi cepheye yeniden çağırma çünkü tersi olmuş. Veya bir ortak hareket edileceği zaman orduya emir verileceği zaman komuta edileceği zaman o emrin dinlenmesi verilen kararın bizi doğru noktaya götüreceğine dair o inanç başından itibaren inanıyorlar mıydı yani başından itibaren peşinden gidiyorlar mıydı yoksa o noktada da aslında Mustafa Kemal Atatürk bir gayret içine girmiş miydi? Şimdi başından itibaren tam olarak inandıklarını söylemek çok zor. Mesela Kazım Karabekir Paşa inanıyor. Evet. Kazım Karabekir Paşa Amasya'da da var, Erzurum'da da var. Takip eden zamanda da var. hatta Mustafa Kemal görevden alındığında ben ve kolordum evrenizdeyim paşam diye görevden alınmış ve artık siville yani herhangi bir yetkisi kalmamış bir şey bir kişiyi asker selamıyla selamlayıp ben ve kolordum evrenizdeyim paşam demesi onun zaten konuyu kapatıyor. Tabii. Kazım Karabekir Anadolu'nun en kudretli paşalarından biri, Doğu Cephesi'nin zaten yegane paşası. Tabii dönüm noktalarından böyle, bir tanesi. Böyle olabilir. birinin söylemesi çok anlam ifade ediyor. Keza Ali Fuat Cebesoy, sonradan İsmet Ünlü çıkıyor geliyor. Başka kumandanlar, başka isimler de var. Bunlar da var ama mesela görevden alındığı sırada benim görevim bitmiştir diye. Kazım Bey de var. Albay Kazım da var mesela. Benim görevim bitmiştir diyor. Arılıyor, arılıyor mesela. Şimdi bunlar da var ama Mustafa Kemal ilmek ilmek dokuyor. Bir kere askeri erkanı ikna etmesi kendi asker kadrosunda olduğu için biraz daha kolay. Bir de sivil erkanı da ikna etmesi lazım. Mülki yani valileri ikna etmesi lazım. Kaymakamları ikna etmesi lazım. Düşünün ki Anadolu'nun her tarafına tabii her tarafına Şimdi Elazığ valisi ikna olmuyor Ali Galip. Bir de Sivas Kongresini Basmaya kalkıyor ama e, Bitlis valisi Masar Müfit hemen ilk başta daha gelir gelmez evrak ona e, hemen Mustafa Kemal'e katılıyor geliyor Erzurum'dan sonra da sürekli beraber yaşıyorlar. Şimdi kumandanlardan mesela aralarında çok tartışma var. Milli mücadelenin seyri, asker toplama, sevk, idare, planların yapılması çok tartışma var. Bu arada mesela. kimsenin vatanperverliğini Hiç sorgulamıyoruz. Hiç şüphe yok. Hayır, onu şüphe. Herkes Tabii. biz bu işi nasıl başarırızın derdinde. Şimdi bakın size ben iki anekdot söyleyeyim. Meselenin daha iyi anlaşılması bakımından. Hani dediniz ya milli mücadele konuda şüphe yok. Yöntem nasıl olsun? Başarır mıyız, başaramaz mıyız? Hangi plan daha uygun olur? Şimdi e, Konya'da e, Fahrettin Bey var. Albay Fahrettin. Sonradan Fahrettin Paşa olacak olan Fahrettin Altay. Altay. Onun 10 on yıl savaş ve sonrası diye muhteşem de bir hatıratlar hatıratı vardır. Yayınlanmıştır. E, Herkesin muhakkak özellikle ilgi duyanların okumasını tavsiye ederim. Çok samimidir yani. Konya'da bulunduğu sırada şey yapıyorlar. Yani bir yandan Kuvay Milliye destek veriyorlar. Bir yandan Batı cephesindeki Efe'lerle, Zeybek'lerle ilgileniyorlar. Olayları takip ediyorlar falan. Ama sanki için içinde ne kadar başaracağız, başaramayacağız konusunda da tereddütü var. E, Refet Bey'le Konya'ya geliyor. Konya eşrafını topluyor. Diyor ki milli mücadele tarafında mısınız, değil misiniz? Onlar da tabii tarafındayız diyor. Fahrettin Altay diyor ki e, kapıda iki tane silahlı asker varken herkes diyor Mecburen tarafındayız diyecekti diyor. Aksini söyleyemezlerdi. Ama diyor Refet Bey ikna olmadı. Toplanın gidin Ankara'ya gidiyoruz. Ankara'da bir de bunu Mustafa Kemal Paşa'ya söyleyeceksiniz dedi diyor. Herkesi topladı diyor. Herkes zorla trene bindirildi diyor. Ben bu yöntem yanlış deyince diyor. Bana dedi ki, siz de geliyorsunuz. Hmm. Şimdi albay rütbesinde siz de gidip Mustafa Kemal'e itaatinizi bildireceksiniz tarzı Fahrettin Paşa şeyin albay Fahrettin Altay'ın Altay ağırına gidiyor. Ankara'ya geldiğinde de Mustafa Kemal Paşa ile tartışıyorlar biraz. Mustafa Kemal Paşa'ya diyor ben istifa ediyorum. O sırada da İsmet e, e, Albay İsmet İnönü e, Ankara'ya gelmiştir. İstanbul'dan gelmiştir. Onu da hemen Konya'ya tayin ediyorlar. Fahrettin Paşa'nın yerine, Fahrettin Altay'ın yerine tayin ediyorlar. Ben diyor ertesi gün diyor vedalaşmak üzere Mustafa Kemal'le buluştu. Herhalde tren garına yakın bir yerde çünkü trene binip Konya'ya dönecek. Biraz sohbet ettikten sonra diyor ona dedim ki peki İngilizler bütün gücüyle Anadolu'ya gelirse ne yapacağız? Şimdi karşımızda Yunan var. Aslında bu soruyu Fahrettin Alta'ya Konya'da Amerikan Hastanesi başhekimi soruyor. Kuşman mis kuşman diyor ki siz Kuvayi Milliyeciler biraz çılgınsınız yani biraz hmm. ittihatçısınız. Çağatçılar gibi çılgın hareket ediyorsunuz. Sonra diyor kaçacaksınız belli. Yenilirseniz kaçacaksınız falan diyor. Peki diyor İngilizler diyor bütün kuvvetiyle üstünüze gelirse ne yapacaksınız? Fahrettin Paşa cevap vermiyor buna. Şimdi aynı soruyu Mustafa Kemal Paşa'ya soruyor. Diyor ki İngilizler bütün gücüyle üstünüze gelirse ne yaparsınız? Mustafa Kemal diyor ki müsaade ederseniz seyircilerimize de saygı bakımından tam doğru cümleyi okuyayım şuradan. Diyor ki Mustafa bir an durdu yüzüme baktı ve gülümsedi. Karşı koymakta son kalanlarımız. Karşı koymakta son kalanlarımız. Bir tepede hayatlarına son verirler. Gelecekte burada yatanlar vatanlarını kurtarmaya çalışanlardır diye yazılı bir taşa sahip olabilirlerse mükafatlarını bulmuş olurlar. O son tepe bazen Amasya'ydı, bazen Erzurum'du, Sivas'tı, bazen Konya'ydı, Ankara'ydı, Polatlı'ydı, Doğa Tepe'ydi, Zafer Tepe'ydi, Çiğil Tepe oldu sonra, Hı -hı. Tınaz Tepe oldu, Koca Tepe oldu, sonra İzmir oldu, Mudanya oldu. Bir mücadelenin arkasındaki sır işte budur biliyor musunuz? son tepedir bu. Yani 1071'deki girişten sonra 800 küsür yıl sonra 220 bin Yunan askeri Yunanistan nüfusu 2 2,5 milyon civarında o sırada %10'unu buraya yığıyor. Ve yerel işbirlikçilerden de faydalanıyor. Getirip buraya 220 bin kişi burada bizim karşımızdaysa bunu çok iyi anlamak lazım milli mücadeleyi biliyor musunuz? İşte orada ne beklentisi var? Son tepede diyor. Burayı bir daha müsaade ederseniz. Bakın ne diyor biliyor musunuz? Karşı koymakta son kalanlarımız bir tepede hayatlarına son verirler. Yani şehit olurlar. Şehit olurlar. Gelecekte burada yatanlar vatanlarını kurtarmaya çalışanlardır diye yazılı bir taşa sahip olabilirlerse mükafatlarını bulmuş olurlar. Yani vatan uğruna canını verdi ha. O tek bir mezar taşına bile sahip olsa bu bizim ha. için yeterli diyor. Ya, ya. Bir de bu taşa sahip olmayanlar var. Onların da üstüne üstüne koyuyoruz, koyuyoruz. Bugün Allah aşkına, dün mesela sizin de şehitlik yazdık değil mi? Koca Tepede sembolik şehitlik yapılmış. Çanakkale'de şehitliklerimiz var. İnsan şöyle için için orada bir ismi gördüğünde mutlu oluyor. Bir isim ve kendi hemşehrisi kendi şehri. Onun bir ismi var. Hepsi Mehmetçik değil mi? Onun bir ismi Öyle. var. Bizim için öldü o yani. Milli Mücadele'nin sırrı işte orada. Yani burası bir son tepedir diyebilmekte yani. Burası son tepedir. Buna inanmakta. Şimdi bak bir başka tartışmadan bahsedeyim ben size. Her yönüyle uğraşıyor. Şimdi dedim ya kumandanlarda hmm. tartışıyor. Büyük taarruz kararı alındı. Ee... Bu arada Fahrettin Altay herhalde o cevaptan sonra ha, o, tabii tabii onu i, i, ihmal etmeyelim. Fahrettin Altay tabii hemen e, ikna oluyor, sarılıyor, öpüşüyorlar. Konya'ya diyor döndüğümde görevim geri bana iade edildi diyor. İsmet Paşa gitmiyor. Hemen onun görevini geri iade ediyor çünkü artık ikna olmuştur. Şimdi tabii kumanda heyetinde inanç olursa bu doğrudan askere sirayet eder. Tabii. Önce kumandanın. İşte ya istiklal ya ölüm. Yani ya kazanacağız ya öleceğiz. Bu Bakın, lafta değil. Büyük tarzı öncesi hani futbol maçından ha. toplanıyorlar ya şimdi. Planı koyuyorlar ortaya. Tartışmaya başlıyorlar. Bu plan başarılı olur mu olmaz mı? Planı da hazırlayan tüm dökümlerini yapan kişi de e, Fevzi Paşa. Tartışıyorlar. E, şey itiraz ediyor. Yakup Şevki Paşa itiraz ediyor. Yakup Şevki Paşa bu taarruzun başarıya ulaşmaması ihtimali üzerinden duruyor. Hı hı. Diyor ki taarruz planı başarılı olamazsa memleketin savunması tehlikeye düşer diyor. Çünkü elimizdeki askerin hepsi bu. 200 bin askerimiz var. Bunun 170 binini cepheye süreceğiz. 50 bini yedekte bekleyecek. Ya da işte, 30-40 bini yedekte bekleyecek. E, hepsini diyor. Ya yani bu taarruzda başarılı olamazsak, artık savunma hattı kalmıyor bizde. Artık defteri kapatmamız gerekiyor. Türk milletinin diyor, nesi var, nesi yoksa, hepsi bu. Bu kadar. Bu kadar. Ya çok şükür biliyor musunuz? Bugün büyük taarruzdaki savaşanlar kadar subayımız var, biliyor musunuz? Çok şükür. Çok şükür. Bu büyük bir nimet ya. Çok şükür. Bugün 400-500 bin askerimiz var ve artık yani istediğimiz kadar asker alabilecek gücümüz var ya. Bu muhteşem bir şey. Çok şükür. Diyor ki Türk milletinin nesi var nesi yoksa hepsi bu. Silahı bu askeri bu. Siz onu nasıl bir ihtimal üzerine harcarsınız? Yakup Şevki Paşa Mustafa Kemal Paşa'ya diyor. Siz kazanma ihtimali üzerine bunu harcıyorsunuz. Mustafa Kemal diyor ki Türk milletinin bütün verebileceği bundan ibaret mi? Bu kadar. O da diyor ki evet. O halde diyor Mustafa Kemal o halde kat'i neticeyi onunla almaya mecburuz. Yani ya alacağız ya alacağız ya alacağız. Yani biz bundan kat'i bir netice alacağız. Ya olacak ya olacak. Hiç şey yok. Diyor ki ee, Yakup Şeykup Paşa tarih karşısında sorumluluğu var. Yani başarılı olursak problem yok. Başarısız olursak tarih karşısında sorumluluğu var. İşte şimdi kumandan tekrar ortaya çıkıyor. Tarihe karşı bütün sorumluluğu üzerime alıyorum. İşte burada kumandan. Sonra Şeyk Fezu Paşa diyor ki ben o zaman istifa ediyorum. Yani madem benim planı tartışıyorsunuz ben o zaman istifa ediyorum. Onu ikna ediyorlar. İsmet İnönü diyor ki: "Bize görüşlerimizi sordunuz. Biz olumlu olumsuz görüşlerimizi bildirdik. Ama şimdi siz kumandan olarak, baş başkumandan olarak emir veriyorsanız bundan sonra bütün emrinizi harfiyen yerine getirmek de bizim görevimizdir." Güzel cevap. Ya öyle kumandanlık kolay çıkmıyor ortaya. Evet. Ya bu sevk, idare, ikna ya. etme gücü, kabul ettirme gücü mücadele gücü, inandırma gücü. Ama biliyor musunuz? Herkes lider olamaz. Türk milletinin de var yoğu oydu biliyor musunuz? 199 oh. bin, 200 bin asker. işte geri kalanı ne varsa o. Ve askeri nereden topladılar? Elde ne varsa o. Önce terhis edilemeyen. Sonra Efe'lerden, Zeybeklerden, Kuvay Milliye'ye katılanlardan, gönüllülerden, zorla askere çağrılanlardan, e, seferberlik ilanından. Büyük tarz öncesi seferberlik ilanı çıkıyor. 1315 doğumlular, 1316 doğumlular, 1317 doğumlular askere alınıyor. Yani 1899-1900. Evet. 1901 doğumlular 1922 olduğuna göre demek ki 21-22 yaşındakiler yeniden askere çağrılıyor. Bizim orada bir avşar adı var şey der. Gazeteler okunuyor 17'ler gelsin diye. 17'den asker mi olur? Topluyorlar ölsün diye. Ah Ve sevk idare yok. Şey özür dilerim. Askeri sevk etme imkanı yok. Bak milli mücadelede hep gözden kaçıyor biliyor musunuz? Ee, Batı cephesinin askerleri işte Kırşehir, Kayseri, Yozgat, Kastamonu, Afyon, ya bu hatta Konya, bu hatta en yakın hatta. Çünkü askeri siz aldığınız zaman sevk etmeniz lazım. Yani talimini yaptınız, hadi onlara işte atış talimlerini sağa dön, sağa dön, temel eğitim verdiniz. Cephe hattına göndereceksiniz. Ulaşım aracı yok, yürüyerek kat ediliyor. Ve milli mücadelede asker sevkinin neredeyse tamamı yürüyerektir. Polatlı'dan Afyon önlerine kadar yürüyerektir. Akşehir'den Afyon'a kadar yürüyerektir. Afyon'dan İzmir'e kadar yürüyerektir. Fedakarlığa bak. Güce bak. Güce bak. Güce bakın ya, inanca bakın ya. Bu arada hocam hani az önce dediniz ya çok şükür dediniz. Bir de gözleriniz dolarak bunu söylediniz. Ben geçen gün not almıştım. Mesela silahlı İHA 200'den fazla. Ya buyur. Atak helikopteri 73. Hı. Milli seyir füzesi 250'den fazla. Milli korvet gemisi 4. Bu son 20 yılda olanlar bunlar. İşte Son 20 yani yıldaki bugün gelişme. Bugün itibariyle ha. benim size vereceğim. Uçak, uçaklarımız var. Tabii. Tanklarımız var. Kızıl elma geliyor. Toplanımız var. Artık yani 5 kilometre 3 kilometre atmıyoruz. Koordinatlar alınca 50 kilometre atan fırtına toplarımız var. 50-55 kilometre. Yeter ki koordinat, koordinat olsun elinde. Şimdi Mustafa Kemal'in şartları çok ağırdı. Çok. Hem asker toplama şartları ağırdı. Hem çok. milli mücadele şartları ağırdı. Bugün elhamdülillah çok iyi noktadayız. Ama bugün ne oldu? İşte Kızıl Elma geliyor ya hani. Hı. Kızıl Elma nedir biliyor musunuz? Yenilmezlik hissidir. O, güç, o gücü kendinde hissetmektir. Askerde de var artık bu. Subayda da var artık bu. Hmm. Ee, bunu bir e, insansız hava aracının üzerine de kızıl elma yazdığımız zaman da hava kuvvetlerimizde de var bu. Çok şükür Allah'a. Yani kolay gelmiyoruz. Biz böyle bir yandan asker topluyoruz, bir yandan silah topluyoruz, bir yandan hazırlık yapıyoruz ama hı hı. E, Yunanlılar da boş durmuyor. İngilizler, Fransızlar da boş durmuyor. Yani onlar da ya hadi bir saldırdık şimdi bekleyelim de Türkler de üstümüze gelsin de konuyu kapatalım diye öyle bir tiyatro yok yani orada. Hı hı hı. İtalyanların boşalttığı yerler Yunanlılar almaya devam ediyorlar. İkincisi Yunanlılar bir şey daha yapıyorlar bu klasik Osmanlı'dan bağımsız olan devletlerin, milletlerin taktiğidir. Türksüzleştirme. Yani köylerde ve kasabalardaki Türkleri katlederek ya da sürerek bir bölgeyi Türksüz hale getiriyorlar ve orada Rum nüfusun sayısını kağıt üzerinde arttırıyorlar. Ve hemen akabinde de büyük taarruz öncesi mesela İyonya Devleti kurma projesi var Batı Anadolu'da. Diyorlar ki, burada bir muhtar cumhuriyet meydanı getirelim. Hiç olmazsa anlaşma masasına oturduğumuzda da bu muhtar cumhuriyeti burada şey sabit hale getirme imkanı buluruz diye. Tabii kimsenin duyduğu inandığı bir davranış değil. İngilizlerin, Fransızların onayladığı da bir davranış değil ama onların eli de boş durmuyor. Yani Yunanlılar Anadolu'ya geldiklerinde sadece bir Kuvayi milliye grubu var. Bunlar sonra düzenli orada haline geldiler. Aman biz bunları bastıralım da anlaşmayı bunlara imzalattıralım da değil. Geldikleri, girdikleri andan itibaren bir Türksüzleştirme politikasıyla çok büyük katliamlar yapıyorlar. Yani çok caniler. Çok caniler. Özür dilerim bir soru daha yönelteyim çünkü tamam. çok fazla kitap isteyen var. Ee, sevgili seyircilerse bir soru daha soruyorum. Sonsuza dek etiketiyle göndermenizi rica ediyorum cevabı. E büyük taarruz esnasında süvari birliğin komutanı kimdi? Büyük taarruzda süvari birliğin komutanı kimdi? Buyurun hocam. Bu caniler sözü e, Mustafa Kemal'in de kullandığı bir sözdür. Bakın. Mustafa Kemal hakikaten çok ciddi bir askerdir. Yani bir asker kimliği ile büyümüş bir insandır ve düşmana da her zaman saygı göstermiştir mesela. Hiçbir zaman onunla düşmanını aşağılamamıştır. Ee, Onun söyle ve demeçlerine bakınız, nutuğa bakınız falan. Hiçbir zaman ağır laflar söylemez. Ama büyük taarruz meydan savaşından sonra yani savaş alanı dolaşırken duygularını anlattığı meclis konuşması var. Diyor ki Müsaade ederseniz, yani seyircimize saygı için buradan okumak durumundayım, yoksa anlatabilirim bunu. Mecliste diyor ki, büyük tarz raporunu verirken, bu son vaziyetten iki buçuk saat sonra süngülerimiz düşman göğsüne girmiş ve mesele halledilmiş bulunuyordu. 30 Ağustos'tan sonrası bu. Aynı zamanda gece başlıyordu ve karanlık, pek feci olan bu manzarayı dünyanın bakışlarından saklamak için acele ediyordu savaş tablosu çiziyor. Hakikaten, hakikaten arkadaşlar bu harp cephesini ertesi gün gezdiğim zaman üzüntüden kendimi alamadım. Yani Yunan askerlerinin derenin tepenin her tarafında o ölü Yunan askerlerini gördüğündeki manzarayı tarif ediyor. Üzüntüden kendimi alamadım. Bir asker için ve herhangi bir asker için bu hal üzüntü vericidir. Düşmanı öyle görmek üzüntü vericidir. Fakat Allah'ın bunlara bu hali mukader ettiğine göre bunlar asker değildir. Bunlar herhalde caniler ve katillerdir. Bu caniler ve katiller Batı Anadolu'da yakmadık köyü bırakmadılar. Batı Anadolu'da sürmedik insan bırakmadılar. Perişan ettiler Batı Anadolu'yu. Hem gelirken perişan ettiler hem de giderken perişan ettiler. Kaçarken Kaçarken köyleri, kasabaları yakıyorlar. Niye? Bizim askerler onları kovalıyor ya, yangınla uğrarsın, yangınla oyalansın, o biraz daha kolay katsın, biraz daha rahat katsın diye yapılıyor bunların hepsi. Son olarak da biliyorsunuz İzmir'i yaktılar. Mustafa Kemal gibi titiz bir devlet adamı, kumandan bile artık o manzara karşısında bunlar ancak katiller, bunlar ancak katil ve canilerdir diyor. Bir tane Yunan askerinin bugün bir sonradan verdiği tabi artık çok yaşlanmış adam savaştan sonra verdiği bir röportaj vardı. Şey diyor. Tuzağa düşmüş fareler gibiydik diyor. Şimdi büyük taarruzun çok ilginç bir yönü vardır. Biz tabi hep bizim kendi cephemizden baktığımız için mesela Yunan tarafında ne yaşanıyor ne biliniyor. Bunları pek göz ardı ediyoruz ama akademik çalışmalardan hakikaten çok kıymetli çalışmalar yapılmış. Nilifer Erdem diye bir e, akademisyenin çok güzel bir çalışması var. Yunan edebiyatında e, mi, milli mücadeleyi incelemiş ya da Yunan tezin tam adı Yunan tarihçilerin gözüyle milli mücadele. Çok nefis bir çalışma okudum. Hakikaten tebrik ederim. Onun çalışmasına dayanarak şunu söyleyeyim. Büyük taarruzun geleceğini bekliyor Yunanlar. Sakarya'dan sonra biliyorsunuz bir onaylık aylık bir boşluk var. O süreçte Yunanlılar Türklerin, onlar da hazırlanıyor. Türklerin büyük bir saldırıya geçeceğini bekliyorlar. Aslında mesele şudur. Sakarya'dan sonra Yunanlılar taarruz gücünü kaybediyorlar. Fakat bizim de taarruz gücümüz yok. Mesela meclis e, Mustafa Kemal'i şiddetle eleştiriyor Sakarya'dan sonra niye taarruz etmedik? Niye imha etmedik? E, Mustafa Kemal de mantıklı bir şekilde izah ediyor taarruz gücü yok. Tamam imha edeceksiniz de bu Askeri bir yerden bir yere sevk etme imkanımız yok. Doğru zamanı bekliyor. E, tabii, lojistik desteği sağlama imkanımız yok. Onun için daha büyük bir güç oluşturmanız lazım. Sakarya'da 90 bin kişiydik. E, şimdi daha büyük bir güçle, daha iyi bir hazırlıkla, silah mühimmat devamlılığı ile hazırlanmamız lazım. Yunanlılar da, Türkler de Sakarya'da iyi bir tokat yedikleri için, her ne kadar bunu hafife alsalar da kendi tarihçileri... E ee, Türklerin büyük bir taarruza geçeceğini beklemeye başlıyorlar ama o bekleyiş aslında Yunanlıları mahveden bekleyiş o bekleyiş. Sinirleri bozuluyor. Korkmaya başlıyorlar. Her an gelebilirler şeyi beklentisiyle huzursuz oluyorlar. Tahkimatı nereye kuracaklarını şaşırmaya başlıyorlar. Ama Eskişehir Afyon hattında muazzam bir tahkimat yapıyorlar. Hatta bir İngiliz subayı bu tahkimatın 6 ayda geçilemeyeceğini falan söylüyor. Yani eğer diyor Türkler bu tahkimatı 6 ayda geçebilirlerse bir günde geçmiş saysınlar diyor. Ahlaksız. O Yunanlar o kadar çok güveniyor onlar şeyi. Sonra ne oluyor? O, o korku, Türklerin geleceğe korkusu Yunanları psikolojik olarak dağıtıyor. Ve hiçbir şekilde tutamıyorlar, tutamaz hale geliyorlar. Yunan komutanı değişiyor biliyorsunuz. Papulas Pop görevden alınıyor, Hacı Yanesti göreve geliyor, büyük taarruzdan hemen biraz önce de bir ay kadar öncedir Hacıyanesti diye şeyi soruyorlar, Mustafa Kemal'i tanıyor musun diye soruyor, o kim diyor? Hı hı. Büyük taarruzdaki o meşhur fotoğraf vardır ya, bizim de soru olarak sorduğumuz hı 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 hı. o fotoğraf. Nerede çekilmiştir? Nerede çekilmiştir diye sorduğum. Gelsin o fotoğraf evet da. lütfen o işte ha, şu. Geldi. Fotoğrafı çeken kişi şu an adı aklıma gelmedi. Diyor ki Mustafa Kemal o sırada kendi kendine söyleniyordu. Hacı bak, hadi bakalım Hacı Yanest. Hadi bakalım Hacı Yanest. Hadi bakalım Hacı Yanest. Hacı Yanest'i Yanest taarruzdan iki gün sonra soluğu Atina'da aldı. Sonra da savaş alanını terk etti diye yargılandı. Büyük taarruzun bütün günahını onun üstüne yüklediler. Bir de adamı idam ettiler. Hacı Yanesi de o kim dedi hadi bakalım, bakalım oldu yani Yanesi. onunla beraber başkaları da E sonra 6 Şu... ayda geçerlerse kendini 6 günde geçsin. Onunla ilgili Mustafa Kemal'in Nutuk'ta anlattığı bir şey var. Müsaade ederseniz yine onu okumak istiyorum. Notumu almıştım şuraya. İngiliz subay şey raporunda 4-5 ayda geçemezler. Eğer geçerlerse bir günde geçmiş sayısınlar O o şeyi soruyorsunuz. Diyor ki Mustafa Kemal Paşa, saat altıda Tınaz Tepe'ye yaklaşmış bulunan piyadelerimiz önlerindeki tel örgüleri kesmeye ve bertaraf etmeye lüzum görmeyerek ayağını kaldırdı ve tel örgülerden bacağını aşırarak atladı. Orada bulunan Yunan neferlerini süngüleyip Tınaz Tepe'yi ele geçirdi. Ben bu manzarayı seyrederken bir tarihçi için en kıymetli cümle budur biliyor musunuz? Çünkü tanığın dilinden dinliyorsunuz. Bir sonraki günün raporu, bir sonraki günün duyumu falan değil. Mustafa Kemal bu manzarayı bizzat seyrediyor. Onun bir Çanakkale'de de tanık olduğu şey vardır biliyorsunuz. Ana fartılar tanıklıklarını anlatır. Kimi Kur'an okuyordu, kimi hmm. dua ediyordu, kimi işte sessizce bekliyordu. Biraz sonra öleceklerini bildikleri halde diye muazzam bir tanıklıktır. Burada da Mustafa Kemal kendi tanıklığını anlatıyor. Diyor ki ben bu manzarayı seyrederken bir suale cevap buldum. Bu tel örgülerini nasıl geçebiliriz diyorlardı. Oradakilere dedim ki işte böyle ayağını kaldırır ve geçersiniz. Ayağını kaldırıp geçmek. Evet. Otel, o... Mustafa Kemal olayı o kadar daraltıyor, o kadar önemsiz hale getiriyor ki. Eziyor. Yani evet çok güzel bir kelime buldunuz. Ben bulamazdım bunu. Ezip geçiyor. Strateji nedir, akıl nedir, dayanma gücü nedir, direnç nedir öğretiyor. Diyor ki siz istediğiniz kadar direnin ayağımız üstünde aşırır Geçeriz. geçer gideriz çünkü bu topraklar bizimdi. Evet. Biz kendi vatanımızı savunuyorduk. O 220 bin Yunan, ist, e, Afyon önlerinde, Kütahya önlerinde, Eskişehir'de, Kocaeli'de, Sakarya önlerinde, e, Polatlı önlerinde, Ankara önlerinde, Haymana'da, Aydın'da, İzmir'de, Söke'de işgalciydiler. Emaneten geldiklerinin farkındaydılar. O yüzden ne kadar yağmalar, yağmalayabilirlerse, ne kadar tahrip edebilirlerse onun peşindeydiler. Biz vatanımızı savunuyorduk ve biz vatanımızı... o Hani Mustafa Kemal diyor ya Türk milletinin bize verebileceği bu kadar, bu kadar o işte, kadar. o kadar verebildi. O gün o kadar verebildi. Ve onun oldu. Ha, o o gün o kadar verebildi. Bugün daha çok veriyor. O gün nüfusumuz 10 milyondu, 9 milyon 10 milyondu. Bugün nüfusumuz 80 milyon. Evet. Şimdi bağlamından koparmamak diye ısrarla benim söylemeye çalıştığım nokta o. Arkadaş herkes şunu bilsin. 220 bin Yunanlı Afyon'da ne geziyor? İzmir'de ne geziyor? İzmir en son Timur tarafından ele geçirilmişti 1402. 600 yıl sonra o orada ne geziyor? Bursa'da ne geziyor? İnegöl'de ne geziyor? E, Afyon'da, Kütahya'da, Eskişehir'de bunu biz cevap bulmak zorundayız. Biz buna cevap bulduğumuz zaman o zaman anlam ifade ediyor. Unutursak gene gelirler. Bak orada hem birlik, evet. hem inanç. Yani kazanacağına inanıyor. Korkuyu öldürüyor. Ölümü öldürüyor. Pelin bu korku var ya, hakikaten bizim milletimizin üzerine korku 1683 Viyana Savaşı'ndan sonra sindi. 16 yıllık savaş ve bizim neredeyse Doğu Avrupa'yı kaybettiğimiz Karlofça ile biten savaş. Orada bir korku siniyor. Ne zamana kadar? Çanakkale'ye kadar. Burada toparlayabileceğimizi görüyoruz. Çanakkale'de. Sonra Yahya Kemal'in işte vatanda düşmanı seyretmek ızdırabını yaşadığı bir başka korku daha başlıyor. Bu sefer Anadolu'yu mu kaybedeceğiz? Korkuda bir son sınır vardır. Artık korkmanın bittiği, bundan sonra da yani ne yaşanırsa yaşansın dediği bir sınır vardır. Bizde korkunun son sınırı Sevr anlaşmasıdır. Artık ne yaşanacaksa yaşaz. Bundan sonra ne olabilir ki? Yani sizin bin yıldır üzerinde yaşadığınız topraklarda imparatorluklar kurduğunuz, beylikler kurduğunuz, devletler kurduğunuz, bir medeniyet meydana getirdiğiniz topraklarda bundan sonra daha ne olabilir ki? Mustafa Kemal korkuyu yenmiştir. O yüzden ayağınıza basar geçersiniz diyor işte. O yüzden yani... Son tepede şehit olursak Başımıza bu, bu tepeyi savunurken Şehit oldular diye bir taş dikerler Bizim için şey yeterli yeter. diyor Artık korku kalmamış ki e, Millette de korku kalmıyor Artık elimizdeki bu bununla kazanır Evet onunla kazandık Evet onunla Yunan'ı Anadolu'dan sürdük Şimdi burada her bir tepenin Ele geçiriliş hikayesi var Albayraşat'ın hikayesini biliyorsunuz Yarım saat içinde Çiğiltepe'yi Ele geçirdin geçirdin ee, geçiremedin. Sonunu sen düşün. Söz veriyor ya yarım saat içinde ele geçireceğim. Yani ona telgrafta soruyorlar. Şeyde e, niyet ele geçirilemedi. De, efendim ben yarım saat içinde ele geçireceğim. Ele geçire ele geçiremediği için askerlik gururuna yediremiyor. Ne acı bir şey o da ya. Askerlik gururuna yedireme. Verdiğim sözü yerine getiremedim. Şimdi düşünsenize onun için dünya o tepeden ibaret. Orayı kaybedince bütün Anadolu'yu kaybedeceğini düşünüyor. Ve o sorumluluğu olsun. kaldıramıyor mesela. Kaldıramıyor evet. Ya. Şimdi Var, bu vardır, hikayeler evet. yan yana geldiğinde işte o zaman bağlam ortaya çıkıyor. Hakikaten belki de Mustafa Kemal'in hadi bakalım Hacı dediği tepe son tepeydi. Değil mi? Şey belki Aydın geldi. önlerindeki efelerin tuttuğu tepeler son tepeydi. Belki İzmir'de Kadife Kale son tepeydi. Anadolu'nun her tarafı son tepeydi. Ve bugün hala Anadolu son tepe. Öyle. Bizim başka gidecek yerimiz yok ki. Bu bizim vatanımız yani. Ölsek de gitmeyiz, kalsak da gitmeyiz. Evet. Gideriz dışarıda çalışırız, para kazanırız, geliriz gene bizim Anadolu. Gene bizim toprağımız. Taşına, toprağına kurban olalım biz buranın. Çünkü ne mutlu bize ki doğduğumuz yerde ölme şansımız var. Evet Değil çok mi? şükür. Evet. 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 Şey geldi aklıma. Ay hocam. Ee, şey geldi aklıma. Hani Mehmetçik diyor ya mikrofon tutuyor işte gazeteci arkadaşlar. Ne dersin diyor anana babana diyor. Gidiyorsun işte mesela harekata falan. Beklemesin kimse beni diyor. Vazgeçmiş yani. Amerikalı bir gazeteci milli mücadele sırasında Anadolu'yu dolaşıyor. Bir handa konaklıyor ve bir hanın duvarında şöyle bir yazıya rastlıyor. Bir gecenin zavallı misafiri. Her şeyimi geride bıraktım. Tek teselliyim benim için kutsal olan şeyleri ülkem için bırakmış olmam. 1921'in notu. Yani 1920'nin notu. Sizin söylediğiniz 2022'nin notu, 2021'in notu. Beni beklemesinler. Ben her şeyimi geride bıraktım. Tek tesellimiz bunu vatanımız için bırakıyor olmamız. Bu bize güç veriyor biliyor musunuz? O 21 yaşındaki o çocuğun adını bilmediğimiz bizi beklemesinler dediği bir, bu dönmeyeceğiz anlamında beklemesinler değil. Endişe etmesinler, bizim için kaygı etmesinler. Biz gene döneriz, gene savaşırız, gene vuruşuruz. O, o, anlamda bizi beklemesin. Çünkü bekleyen her zaman endişelenecektir, kaygılanacaktır, rahatsız olacaktır, üzüle, üzülecektir. Bizim için üzülmeyin, biz geri döneceğizdir. Dönmese de onun ruhu dönüyor bize. O başka bir askere geçiyor, başka, başka bir askere geçiyor. Bizim Büyük taarruzdan sonra e, yani ana milli mücadele işte büyük taarruz Mihenk noktası 50 yıl sonra veya 52 yıl sonra Kıbrıs Savaşımız var taarruz savaştır harekata gittik 50 yıl sonra bakın millet 50 yılda ancak kendini toparlayabilmiş ki yeni bir harekata girebiliyor ve bundan 50 yıl sonra sizin hikayeniz sizin evet. söylediğiniz evet. Ee, ancak kendini toparlıyor devlet ah devleti benim toparlamak, ya. milleti toparlamak tamir etmek, onu rahata kavuşturmak kolay iş değil Aa işte o ruh üzerinden geliyor biliyor musun? beklemesinler benim babaannemin söyledi işte ayıp babama olay biri öldü de biri kayıp diye ya ölmüş, kaybolmuş, giden gelmemiş, yani gelen Çolak Salih gibi perişan gelmiş kolu kopmuş, bacağı kopmuş, yaralanmış toplumun Birinci şey Cumhuriyet kurulduğunda 11 milyon nüfusumuz var. Evlilik akdi içerisinde olanların nüfusu 1 milyon 200 bin falan. Yani nüfusun ancak %10'u evli. Geri kalanı ya çocuk ya yaşlı. E oradan geliyorsunuz ta buralara kadar. İşte sonsuza dek dedik ya bu gece etiketi. İşte sonsuza dek. Kim olduğunu unutma sonsuza dek ne yaşandı unutma sonsuza dek kahramanlarını unutma sonsuza dek bu fedakarlıkları unutma tarihini unutma Tarihin sonsuza dek unutma ya. Şimdi... Ya, kim olduğunu unutma Anladın mı kim olduğunu Vallahi unutma. en doğrusunu söylediniz. Kim, kim olduğunu, olduğunu unutma. unutma. Şimdi milletin senin aklına soktuğu şeyle değil yani sen Şş, Belgrad Osmanlı toprağıydı. Bir şey Budin, Budapeşte Osmanlı toprağıydı. Saraybosna Osmanlı toprağıydı. Sofya daha şurası yakın yani. Osmanlı toprağıydı. Terk ettik. Terk ederken oraları ya orada öldürüldük ya da göçmek zorunda kaldık. İçeri 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 çekilmek zorunda kaldık. Bizim geri çekilme son hattımız hattımız işte burasıdır. Başkenti İstanbul'u ele geçirdiklerinde, işgal ettiklerinde tartışılan konulardan biri başkentin Konya'ya taşınmasıdır. Böyle bir felaketi düşünebiliyor musunuz yani? İstanbulsuz bir Türkiye'yi düşünebiliyor musunuz? Hayır. Başkenti Konya'ya taşıyalım mı taşımayalım mı? Polatlı önlerine düşman geldiğinde meclisi Kayseri'ye taşıyalım mı taşımayalım mı tartışmaları var yani. Şimdi sürekli geri çekilerek sürekli yer değiştirerek yaşanan bir tarihe tahammül ne, nereye kadar sürer? Onun için toplumun bir noktaya kadar tabii. Şimdi milli mücadelede az önce söyledik aklıma geldi. Milli mücadelede 10 tane uçağımız var. 10 evet. tane uçağımız Bu uçaklar pırpır pır uçaklar biliyorsunuz. Alçak uçuş yapabilen keşif uçakları falan. Şimdi Fahrettin Altay rahmetli bir anda düşmanın arka tarafına sarktığında yani bir patika boşluk buluyorlar. Oraya, oradan e, saldırmayı ümit ederken bir bakıyorlar ki hakikaten düşmanı sarmışlar. Arkadan kuşatmışlar düşmanı. İndikten sonra fark ediyorlar. E, bu arada da şeyle bağlantı kopuyor. Ana karargahla bağlantı kopuyor. Uçakları gönderiyorlar Fahrettin Paşa'yı bulun diye. Uçaklara bakıyorlar ki düşmanı kuşatmış Fahrettin Paşa. Arkadan kuşatmış yani. Bu uçakların çok güzel bir hikayesi var. Bu eee Neler, nelerden geldiğimiz geçtiğimizi söylemek için söyleyeceğim. Erzurumlu Hacı Ahmet Zadi Nafiz Bey. Erzurumlu. Ne yapıyor biliyor musunuz? Yapıyor? Kendi servetinden bir para harcayarak bir uçak satın alıyor. Bunu e, Mustafa Kemal Paşa'ya hediye ediyor. Yani milli mücadeleye hediye ediyor. Ve diyor ki ilk bombayı atacak olan pilota da 200 lira vereceğim. Teşvik edici. Teşvik edici yani. Ama hakikaten göklerdeki kahramanları evet. da unutmamamız gerekiyor. Evet. Şimdi hocam bir ara verelim. Evet. E, Valla sonsuza dek iyi ki öyle koymuşuz bu gece etiketi. Hakikaten sonsuza dek bu kahramanlıkları, yapılan fedakarlıkları, geçmişimizi, tarihimizi, ne olduğumuzu, günümüzü e, bunları unutmamamız gerekiyor. Tabii bunun sonsuza dek olması için de bizim nesillerin bunları çok iyi öğrenip anlayıp doğru bilgiyi bir sonrakine aktarmamız gerekiyor. Ee, sevgili seyirciler şimdi Tufan Gündüz Hoca ile bir küçük bir mola verelim. Ondan sonra gündem ötesi artıyla devam edeceğiz. Size sorduğumuz birkaç soruyu da şimdi hatırlatmış olayım. Bir e, büyük taarruzda Mustafa Kemal'in e, Atatürk'ün çekilen meşhur bir fotoğrafı vardır. O fotoğraf nerede çekilmişti onu sorduk. Büyük taarruz esnasında genelkurmay başkanı kimdi bunu sorduk. Büyük taarruzda süvari birliğin komutanı kimdi bunu sorduk. Hatta son şey de soralım mı? Büyük taarruza hazırlık aşamasındaki gizli bir plan vardı. Evet, Bilmiyorum evet. onu bilenler Bizi olacaktır. Biz de unuttuk madem. Evet olsun ama en azından ismi geçmiş olur. E, son bir soru olarak da bunu size yöneltmiş olalım. Büyük taarruz e, hazırlık aşamasında gizli planın adı neydi? Ee, kısacık bir ara birazdan buradayız. Evet gündem ötesi artı ile devam ediyoruz. Profesör Doktor Tufan Gündüz hocamız yine çok güzel anlattı seyircilerimizden bir sürü mesaj gelmiş. Hatta şöyle şimdi kitap hediyesinde bulunacağız dedik ya şey Bir tane seyircimiz de diyor ki, A, hiçbir şey istemiyorum diyor. ya yani Çok <laughs> güzel program, Allah razı olsun diyor. <laughs> Ama size muhakkak <laughs> kitap gönderelim bu arada. <gülüyor> <gülüyor> Sağ olsun. Pekala, şimdi bakacağım sorulara da. E, kimler bizlerle birlikte? Hoş geldiniz. Başka o zaman tek tek soruları sorarken kendinizi de tanıtın. Ahmet'le başlayalım. Merhabalar, ben Ahmet Gemici. Konya Teknik Üniversitesi makine bölümü öğrencisiyim. Benim sorum tufan hocam olacaktı. Hocam ordular ilk olarak şöyle Atatürk ilk hedefimiz Akdenizdir demişti. Bu söz ne anlama geliyor? Biraz açıklayabilir misiniz hocam? Şimdi büyük taarruzdan sonra bir, yani 26, 27, 28, 29. günler büyük bir başarıya dönüşünce beklenenin çok üstünde bir başarıya dönüşünce bu sefer savaş bir imha savaşına tamamen düşmanı yok etmek ve Anadolu'dan atma şekline dönüşüyor. Yalnız o emiri bütünü olarak incelediğimizde çok dikkatli verilmiş bir emirdir. Çünkü emir içerisinde diyor ki yine meydan savaşları meydana gelmesi ihtimaline karşılık kumandanlar akıllı ve basiretli hareket etsinler. Akıllı olmak yani düşmanı bir yerde durabilir düşman Yeniden bir savunma hattı kurabilir, yeniden bir meydan savaşı yaşayabiliriz. Böyle paldır küldür düşmanın arkasına gitmek yerine çok dikkatli gidin. Ama İzmir'e kadar, şimdi Akdeniz tabii ki o dönemde tüm bugün Ege diye ayırdığımız denizin de adıdır Akdeniz. İzmir'e kadar gidecektir ve savaş artık bir imha savaşına dönüşmüştür. Az önce de söyledik yani kat'i netice alma savaşıdır bu emir o yüzden bir anlam ifade ediyor. Teşekkür ederim hocam. Evet, Ayşenur. İyi akşamlar. Ben Ayşenur Telebe. Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi İslam İlimler mezunuyum. Ee, Hocam, beni merak ettiğim husus Büyük Taarruz Zaferi'nin ardından neler olmuştur? Nasıl bir? Büyük şey Taarruz'un ardından neler olmuştur? Evet. Büyük... Zaferden sonra ne yaptılar? Şöyle, Zafer yani 30 Ağustos e, Zaferi, düşmanın Afyon-Kütahya hattındaki direncinin kırılmasıyla alakalı bir mücadeledir. Ondan sonra ee, İzmir'e doğru bizim bir hareket var. 9 Eylül'e kadar sürecek olan e, süre zarfında bir kere Yunan komuta heyeti esir ediliyor. 2 Eylül'de Trikopis e, ve e, 16-17 bir yüksek rütbeli subay teslim olacaklarını bildiriyorlar. Dolayısıyla artık hiçbir tehlike kalmıyor. İzmir'e kadar bir kovalama mücadele, bir yandan yangınları söndürme, bir yandan yaralıları sağa sola dağılmış olan insanları toplama mücadelesi. Ama diğer taraftan İzmir'in kurtuluşu. Sonra 11 Eylül'e kadar sürecek olan özür dilerim 18-19 Eylül'e kadar sürecek olan Batı Anadolu'nun teslim alınma süreci. Bu arada Çanakkale'de Türk ordusu hızını alamadığı için Çanakkale'de karşıya geçmeye çalışıyor. Bu da İngilizleri rahatsız ediyor. Bir kriz meydana geliyor. Meşhur Çanakkale olayıdır bu. İngiliz sonra bu kriz çözülüyor tabii. İngilizler Hemen mütareke şartlarını hazırlıyorlar. Krizde öyle çözülmüş oluyor. 11 Ekim'de e, Mudanya mütarekesi imzalanacak. Ama o daha anlamlı olan nedir biliyor musunuz? Lozan'a gittiğimizde e, Birinci Dünya Savaşı'nı kaybetmiş bir heyet olarak değil, Mudanya, yani Mondros'u imzalamış bir heyet olarak değil, Mudanya'yı imzalamış bir heyet olarak Lozan'da masaya oturmamızdır. En büyük anlamı da orada ortaya çıkıyor sonraki günler. Evet. Fevzi. İyi geceler hocam. Ben Mehmet Feyzi. Galatasaray Üniversitesi'nde siyaset biliminde son sınıf öğrencisiyim. Benim de şöyle bir sorum vardı. Büyük taarruzda ve genel olarak milli mücadelede Türk ordusunun büyük bir subay açığı olduğundan bahsedildi. Bunun haricinde... Başkomutanlık Meydan Muharebesi ve Büyük Taarruz, Türk Genel Kurmayı'nın kendini öne çıkardığı bir muharebe. Muhabere. Türk ordusu bununla nasıl başa çıktı? Bu subay açığı ve şey karşısında. Şimdi subay açığının şöyle bir handikapı vardır. Küçük birlikleri komuta edecek askere ihtiyacınız var. Subaya ihtiyacınız vardır. Tabii yüksek rütbeli subaylar daha büyük birlikleri komut ettiği için onlar sayıca az olmasında bir mahsur yok. Milli mücadelede yanılmıyorsam 84 civarında yüksek rütbeli subay görev almıştır ama bu yani binbaşı ve üzeri 84 civarıdır. Şimdi binbaşından daha aşağı seviyede yüzbaşı, teğmen işte yedek subayı, o dönem mülazım evvel, mülazım saniyelere falan ihtiyacımız olduğunda da bir kere esaretten dönen subayları kullanıyorlar. Esaretten de haber alınıyor falanca esaretten hemen onu çağırıyorlar. İstanbul'dan kaçanlar var, gelenler var. Onları çağırıyorlar terhis olup köyüne Anadolu'da herhangi bir köye dönmüş olanlar, şehre dönmüş olanlar varsa onu çağırıyorlar ama bunlar yetmiyor. Ee, Kara Harp Ankara'ya taşınıyor. İlktir bu 1921'de. Abidin, bugünkü Abidin Paşa semtinde Ankara'da Kara Harp kuruluyor ve ilk subay yetiştiren e, okul orasıdır. Sonra 1934'te tekrar Ankara'ya taşınacak. Bugünkü Kara Harp bulunduğu yerde işte eğitim öğretime devam edecek. Bugün de halen orada. Oradaki o subaylar yetiştirildikten hemen sonra talimgahlara gönderiliyor. Onlar da yeni askere alınmış olan gençlerin eğitimiyle meşgul Sonra da cephelerde de küçük birlikleri yönetiyorlar. Bu başka türlü aşma imkanı bunun yoktu. Şimdi şöyle e, gördüğüm kadarıyla bir taraftan arkadaşlarım da yolluyor bana. Ebru yollamış bu tarz çok geliyor diyor. Ee, mesela bir seyircimiz Kütahya'dan yazmış Bedri Yıldız. Ee, büyük taarruzda savaşa katılıp sonra haber alamadığımız büyük amcamız Kütahya, Aşkabat'ta Örenköy'ünden Yusuf Kılıç'ın akıbetini merak ediyoruz diye. Şimdi böyle akıbetini merak ettikleri büyükleri oluyor. Evet. Öyle durumda ne yapabilirler? Şimdi e, bu tür kayıpları bulmak öncelikle çok zor. Hı. Bunu bir kenara koyalım. İkinci bulma imkanı Kızılay Arşivi'nden istifade etmektir. Çünkü Kızılay Arşivi'nde ya e, esaretten dönenler ya da esir olanlara dair kayıtlar vardır. Cephede şehit olmuştur, yaralanmıştır, şehit olmuştur, onlarla alakalı tutulmuş künyeler vardır. Bulmak çok zordur ama bu bir şanstır. E, esir düştüyse, esir kampına gittiyse, esir kampında öldü ya da kaçtıysa, Onlara da bulmak çok zordur ama onlardan mesela esir mektupları vardır. Ben e, yüksek sans tezimi hazırlık aşamasında Kızılay Arşivi'ne girmiştim ve bir torba dolusu e, esir mektubunu ilk defa açmak bana nasip olmuştu. İşte Kalküta'dan göndermiş, Japonya'dan göndermiş, Japonya'da esir ne gezer diyeceksiniz. Hmm. İşte Hindistan'da esir kampından kaçmış bir gemiye binmiş hadi gemi almış bunu Japonya'ya götürünce orada kalmış. Türkiye'ye geleceğim derken daha da uzağa gitmiş ya. mesela. Sibirya'ya gidiyor. Oralardan mektuplar gönderiyorlar. Bu mektupların bir kısmı yerine ulaşıyor, bir kısmı ulaşmıyor. Onlara falan bakmak lazım. Ee, i̇mkan varsa Yunanlıların tuttuğu esir kamplarına dair raporlara bakmak lazım. Ama şunu söyleyelim. E, bu, bu savaşlar e, kolay savaşlar değil. Şehit oluyor. E, yani bizim künye yoktur, üzerinde kayıtlı bir şey yoktur, şehit olmuştur, onun hemen defnedilmesi gerekiyor. Bir yazı yazılıyor ya da yazılmıyor, künyesi tutuluyor ya da tutulmuyor. Kayıplar arasında, yani şehittir ama kayba yazılıyor mesela. Eğer künye tutulmadıysa bu ihtimal de vardır. Ne mutlu ona ki bir şehit çocuğu olduğunu biliyor olması. Evet. İnşallah ümid ediyoruz Öyle. ki mezarında bulurlar. Ki ismini künyesinde bulurlar ama çok zor. Evet. Ahmet. Hocam benim ikinci sorum. Bu arada çok özür diliyorum. Savunma Bakanlığımızın da e, hem internet sitesinde yayında hem başka şekilde de ona ulaşmak mümkün. Listelerinde yayınladılar. E, Balkan Savaşları'ndan itibaren şehit olanların listeleri yayınlandı. Alioğlu, Mehmet, diyelim ki Tomarza e, askerlik dairesinden asker alınmış. Yani hangi askerlik dairesinden asker alınmış? ismi nedir, hangi cephede şehit olmuş onların da künyesi orada buluyor. Oraya da bakabilirler. Teşekkürler. Hocam benim e, ikinci sorum. Atatürk e, Uşak'ta Yunan komutan Trikopis ile çadırda aralarında geçen konuşma hakkında biraz bilgi verebilir misiniz? Mustafa Kemal hep söylüyorum ya iyi bir askerdi diye. Yani askerlik askeri kimliğini çok iyi giymiş bir insan. Karşısında da kendisi gibi bir general ona nasıl davranacak? teselli ediyor. Üzülmeyiniz. Herkesin başına böyle şey gelir. Yani bir erkek, her askerin başına böyle bir şey gelir diyor. Bana hep bu Kanuni'nin Fransuva'ya yazdığı mektubu hatırlatıyor. Ben diyor. ki sen ki mi? Evet. Orada <laughs> ne diyor? O da esir esarete düştüğünden şikayet ediyor ya. Üzülme diyor. Sultanların başına böyle şeyler gelir. <laughs> Ve şimdi Mustafa Kemal de generallerin başına böyle şey gel, üzülmeyin diyor. Teselli ediyor onu. Ama bir iyiliği var. trikopise eee Asya fele, küçük Asya felaketi diyor ya Yunan'da. Hemen mahkemeler kuruluyor ve bu mahkemelerde generallerini falan yargılıyorlar. Başbakanlarını, generallerini yargılıyorlar. Trikopis de yargılananlar arasında olması gerekirken esir düştüğü için, Mustafa Kemal de mahkemeyi takip ettiği için Trikopis'i mahkeme bitene kadar göndermiyor. Yani gönderse idam edilecek adam. Göndermiyor, tutuyor. Mahkeme bittikten sonra gönderiyor. O da onun ona bir iyiliği. Benim de aklıma şey geldi Sultan Alparslanla Diyojen. Orada da teselli var. Orada yani. da var. Üzülmeyiniz diyor. Ayşenur, ee, hocam, karargah foto fotoğrafçısı Etam Temin çek çekmiş olduğu fotoğraf malumunuz çok meşhur. Evet. Sizin de sormuş olduğunuz malum yerde. Fakat kim insanlar o fotoğrafın e, gerçeği yansıtmadığını söylüyorlarmış. O fotoğraf gerçek mi? Bir de e, Etam Tem'in diğer çekmiş olduğu fotoğraflar günümüze kadar neden ulaşmamıştır? Şimdi sonundan başlayayım. Fotoğrafın o, o dönem fotoğraflarının günümüze kadar ulaşması çok zor. Yani çok iyi muhafaza edilmesi lazım, iyi ellerde bulunması lazım, iyi arşivlerde korunması lazım. O yüzden döneme dair fotoğraflar çok azdır. Bir de fotoğraf makinası sayısı az, fotoğraf çeken insan sayısı az olduğu için çeşitlilik de yoktur. İkincisi, evet ekranımıza da yansıdı. Bu fotoğraf tek bir fotoğraf değildir. Bunun tamamı varsa arkadaşlar onu ekrana yansıtabilirlerse evet şimdi bakın burada e, 3-4 kişi daha var. Evet. Yani bu aslında bir gruptur. Mustafa Kemal tam bu sırada telgrafhaneye doğru e, hareket ettiği bir an, ya telgrafın başına doğru hareket ettiği bir andır o deklanşöre şöyle böyle denk gelmiştir. Bir poz değildir, üretilmiş bir fotoğrafta değildir. Üretilmiş fotoğraf olsa sağdaki diğer resimlerin olmaması gerekir. Tabii. Başka bir pozisyon verilmesi gerekir. Düşünce yani yüzünden belli yani. Evet, ama muhteşem bir fotoğraf, değil mi? Ölümsüz bir an. Hani diyor ya sorumluluğu üstüme alıyorum. Evet. İşte burada bütün o omuzlarda o sorumluluk var. Evet. Oluyor. O yüzde o sorumluluk var. Öyle, teyze. Benim aklıma sonra şu geldi. Büyük taarruzun sembol niteliğindeki mekanları nelerdir? Bugün Kurtuluş Savaşı'nın bir rotasını çizecek olsak nereleri görmemiz gerekir? Hadi mesela şu fotoğraftan başlayalım. Kocatepe diyelim. Ne mutlu bize ki biz orayı gördük. Gördük, evet. Şimdi son yıllarda savaş alanlarına ve şehitliklere dair çok güzel çalışmalar yapıldı. Ve bu çalışmalarda adeta bizim vaktiyle imrendiğimiz bir yapılaşma meydana getirildi. Savaş anıtları, savaş alanlarını gösterir kahverengi levhalar ee, ve savaş alanlarında bazen gerçek şehitlikler, bazen sembolik şehitlikler ve savaş anıtları gösteren yerler oldu. Milli mücadeleyi e, Samsun'dan başlamak lazım. Ve İnebolu'dan başlamak lazım. İnebolu Kastamonu Çankırı hattı Kurtuluş Yolu diye bugün gençlerimiz de orada yürüyebiliyorlar. İnsanlar orada dolaşabiliyorlar. Ee, Ankara'dan Eskişehir'e doğru yolculuk yapıyorsanız eğer Polatlı'yı hemen geçtikten sonra Dua Tepe ve Zafer Tepe anıtları vardır ve orada e, Basri Kale e, ve diğer e, cephe hatları vardır. Keza Haymana yakınlarında yine Sakarya Savaşı anıtları vardır. Afyon'a ve Kütahya hattına doğru geldiğinizde de Dumlu Pınar'da yapılmış ve bizim dün o havayı teneffüs ettiğimiz. Ben geçen yıl da gelmiştim ama geçen yıl ben gündüz gelmiştim oraya. Orada da saatlerce o tepede kalmıştım. Ben böyle savaş alanlarına gittiğim zaman yani bir tepe hakim bir tepeye çıktıysam hep bakarım acaba nereden geldiler acaba nereden gittiler yaklaşma alanları nereydi? Hangi tepeyi nasıl tutmuş olabilirler? İşte şu tepeyi tutmuş olanlar şuraya hakim olmuştur falan diye. Hani işte askerlikte falan öğrendiğimiz kadarıyla oraya bakmaya çalışırım. Şimdi bir kurtuluş yoluna yolunuz düşerse eğer bence çantanız biraz bir 30-40 kilo ağırlığında olmalı. Bir kilometre en azından o ağırlıkla yürümelisiniz. Eğer Kocatepe'ye giderseniz eğer Orada bir tepenin üstüne oturup acaba ecdat buradan mı geldi, şuradan mı geldi, acaba buraya düşen nasıl düştü, terörgüyü geçen nasıl geçti diye öyle düşünmesini arzu ediyorum. İzmir'de Kadife Kale'de otururken ya da İzmir'de o konakta Yunanların ilk çıktığı alanlarda baktığınız zaman hep şunu sormanız istiyorum. 600 yıl sonra geldiler, buradan geldiler. Burada insanlar onlara konfeti attı. Beyoğlu'nda dolaşırken Franchet Desperey sirkeci e, Limanı'nda çıktıktan sonra bu, bu hatta yürüdü. Şurada konfet attılar, şuradan bayrak astılar. Yani bu, bu bunu hissetmektir. Bu tarihi hissetmektir. Onun için savaş alanlarına, savaş meydanı, tarihi mekanlara gittiğiniz zaman muhakkak bunları düşünerek hareket etmelerini öneriyorum. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda bu arada analım çünkü Binlerce gencimizi Evet tarihi mekanlara gezdiriyorlar, savaş alanlarını gezdiriyorlar. Mesela dün akşamki 81 ilden 160 genç evet. vardı. Daha önce ben mesela e, Bursa'da, Bilecik'te katıldım onların şeylerine. 400-500'den aşağı değildi. Çanakkale'ye on binlerce Hı -hı. öğrenci, genç taşınıyor. E, Antep, Şahinbey Belediyesi her yıl. Evet. Yani evet. hakikaten takdir etmek lazım. Bu, bu yıl 30 bin galiba 30 bin genci taşıdılar hem de uçakla taşıyorlar getiriyorlar. Bir getiriyorlar. de şöyle düşünebilir insanlar ben ona katılmıyorum bakın yani tabii ki fotoğrafına bakmak Hı. bir fikir veriyor ama ya yani mesela gittiğinizde Dumlu Pınar şehitliği diyoruz e. İşte Koca e, Kocatepe diyoruz orada hakikaten Ecdad'ın ayak izinde e, sizin söylediğiniz gibi mesela oradan Mustafa Kemal Atatürk nasıl bakıyordu, nasıl komuta ediyordu. Ve o duygu yani çok enteresan bir şekilde insan bir yükseliyor İç, değil mi? Böyle içselleştirmeye içselleştiriyor. başlıyor. İçselleştiriyor. Empati kuruyor. O akşamın o serinliğini hissediyorsunuz. Siz dediniz ya siz onu çok güzel anlattınız dün. Bak diyorsunuz işte dört buçuk saat sonra işte beş saat sonra başlayacak ilk top atışının sesini duyacağız burada diye. O böyle o sessizlikte orada o karanlıkta asker onu dinliyor. Çocuklarımız Çanakkale'de 57. alayın yürüdüğü yerde yürüyor. Evet. Ona tanık olduk o gençlere. Evet. Gene Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın organizasyonuyla gidiyorlardı gece. Bir 7-8 kilometrelik bir alan intikal ediyor. Yürüyerek intikal ediyorlar. Aslında e, Hollanda'da bir müze gezerken imrendiğim bir hadise vardı. Ee, i̇lkokul çocukları geldiler ve Rembrandt'ın bir tablosunun önüne oturdular. Öğretmenlere de ona onlar tabloyu anlattı. Çocuklar da orada sessiz sedasız dinlediler. Merakla bazıları da soruyor bu adam kim, şu adam kim. Öğretmenler de bunu anlatıyor. Buna ilk tanık olduğumda hep imrenmiştim. Biz bunu niye yapamıyoruz diye. Meğer aslında yapıyormuşuz. Çocuklarımız, gençlerimiz bu alanlarda gidiyor, dolaşıyor. Onu hissediyor, hissetmeye çalışıyor. O soğuğu yiyor. O gün üşüyor. O gün nezli oluyor. Ertesi gün hemen ilacını alıyor. Aksırıyor, tıksırıyor hemen ilacını Hı. alıyor. Bizim Mehmetçiğimizin o şansı yoktu. Yani öksürmek, üşümek Aa. şansı yok. Yani ne olur ki? Askeri üşürse ne olur ki yani? Hiçbir şey olmaz. Savaşını gerçekleştirecek. O cepheye intikal edecekti. O yüzden savaş alanlarının şöyle bir mantığı var biz çocuklarımıza kin ve nefret aşılamıyoruz. Öğrenin ki tekrar etmesin. Öğrenin ki bir daha olmasın. Tarihi unutmak karda uyumak gibi. Öldüğünüzün farkına varamazsınız. Tarihi unuttuğunuz zaman da işte 600 yıl sonra İzmir'e gelir arkadaş. 800 yıl 700 yıl sonra Bursa'ya gelir söylemeye çalıştığımız nokta bu. Tabii ki. Bir de şu birliği eğer bozarsak, yani biz içeride birbirimize düşersek Tabii. o kadar güzel her şeyin kokusunu alıyor. Bir de kokusunu almak bile değil. Yani çoğu zaman zaten karıştıranlar da onlar. Anadolu'nun tarihini okuduğunuz zaman hep şunu görüyorsunuz. Yani 1071'de Anadolu'ya girdik ama güllük gülistanlık değil. Beylikler kuruluyor. Bir... Ee, bir yerde bir hakimiyet kurulduktan 5 yıl sonra 10 yıl sonra kardeşler arasında kavgalar başlıyor, kabileler arasında kavgalar başlıyor. Sürekli mücadele, sürekli kavga bir yandan kendi kendini yiyor, bitiriyor, kendi kendini tüketiyor. Bir yandan da alana hakim olmaya çalışıyor. Bunu başaran kimdir biliyor musunuz? Osmanlı'dır. Osmanlı en azından kardeş kavgasını, mücadeleleri kendi hayatları pahasına durdurmuştur ve Anadolu'da insanımız 1400'lerden itibaren hiç olmazsa birbirini kırmaktan kurtulmuştur. Bir rahatlama dönemine girmiştir. E siz birbirinizi kırarsanız haçlı geliyor o da sizi kırıyor. Öyle tabii. Yerel kuvvet geliyor o da sizi kırıyor. Yani düşman eksik değil ki bir coğrafyayı tutmak o kadar kolay bir hadise değil ki. işte kanınızla canınızla tuta ancak öyle tutabiliyorsunuz. Bu şehit kanlarıyla tutuluyor bu. Gazilerin koluyla bacağıyla tutuluyor bu. Bizim Bugün az bir şey olunca psikolojimiz bozuluyor değil mi? Yani bir, bir yanımızda bir aracın tekeri patlasa ay korktuk diye ter içinde kalıyoruz. İnsanların yanında bombalar patlıyordu. Arkadaşları, kardeşleri şehit oluyordu. Giden geri gelmiyordu. Bunların psikolojisi ne oluyordu onlara kimse sormadı. Toplum biz ancak tedavi edebildik. Ancak bu hale getirebildik. Bu yüzden savaş alanlarını falan gezdirdiğimizde çocuklarımıza bir tek şeyi söylüyoruz. Dikkatli bakın tekrar etmesin. Öyle. Bir de fikirsel ayrılıklar her zaman olabilir. Hatta fikir ayrılığı toplumu daha da ileri noktaya taşıyabilir. Ama şunu unutmayalım ki yani biz düşman değiliz. Evet. Anlatabiliyor muyum? Yani birbirimizden hani siyaseten farklı evet. olsak da e, inanç unsurları farklı olsa da e, belki fiziksel özelliklerimiz, görüntümüz farklı evet. olsa da yaşam stillerimiz farklı olsa da ya da değişik belki bilmiyorum ideolojilere evet. de sahip olsak da. Yani unutmayalım ki aynı gemideyiz ya bu gemiyi birlikte yürütürüz ya bu gemiyi su aldırırlar batırırlar ondan sonra da ah bize ne oldu deriz. Bir seyircimizden gelen güzel evet. mesaj vardı onu da okuyayım. Ee, Oğuz Bey çok teşekkürler. Sarih zannediyorum soyadı. Diyor ki bir milletin en büyük kaybı tarihsel özünü, misyonunu, inancını, hedeflerini yitirmesidir. Türk milleti başına sarılan büyük küçük belalardan kurtulabilmek için şuurundan taviz vermeyi sürdüremez. Zira Türk'ün düşmanları tarihsel sembollerinden asla vazgeçmedi. Geçmediler, aynı fikirdeyim. Ee, sizin sözünüzü tamamlayayım. Eğer biz birbirimize düşersek birinin gelip de durun siz kardeşsiniz demesini beklemeyelim. Hiç. Bu hiçbir zaman olmayacak. Olmayacak. Hatta e, daha da körükleyecekler. Daha da birbirimize düşürmemizi sağlayacaklar. Biraz uyanık olmakta da her zaman fayda var. Fayda var. Ahmet'çim, Ayşenur, Feyzi çok teşekkür ederim geldiğiniz için. Biz hep böyle gençler gençler falan dediğimiz zaman bilmiyorum hani uzaktan böyle sevimsiz geliyor mudur bugün ekran karşısında inşallah o genç arkadaşlarım da vardır ama bilsinler ki yani emanet sizde. Evet. Bunu unutmamanız gerekiyor açıkçası ve sonsuza kadar bu emanetin de böyle sürmesi bayrak yarışının devam etmesi için bu emaneti layıkıyla taşımak lazım. O da ancak bilgiyle oluyor yani bilgi bizi güçlendiriyor. bilgi bizi başkalarından farklı kılıyor öyle öyle. Bir de hep vurguluyoruz tabii ki tarihimize sahip çıkacağız ama hani bilimsel gelişmeler, buluşlar ve geldiğimiz nokta mesela yerli milli teknoloji diyoruz. Bunu da ancak bilimle yapabiliyoruz. Evet. Bizi ileriye götürecek olan unsurlardan biri de bu. Çok teşekkür ederim hocam. Ben teşekkür ederim. Benim için de iyi bir fırsat oldu. Sağ olun. Arkadaşlar size de teşekkür ederiz. İşte teşekkür Geldiğiniz için. O zaman üçünüze mutlaka kitap vereceğiz. Üç evet. arkadaşımız da tarih bizi çağırıyor. Evet, öyle yapalım. Peki. Sevgili seyircilerimiz bu gece TRT 1 ekranlarında özel bir gününde özel bir yayınla karşınızdaydık. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Cumartesi gecesi inşallah yine bu ekranda Gönül Dağı'nın da bu arada çok sevilen dizimiz biliyorsunuz. Gönül Dağı yeni sezonu da başlıyor. Ben de heyecanla bekliyorum. Gönül Dağı'nın ardından yine herhalde 12 çeyrek gece filan <laughs> gecelerde cumartesi gecesi buluşabilmek umuduyla Ebru Yücel'le gündem ötesini hazırlıyoruz. Emeği geçen tüm arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. ediyorum. Nice güzel programlarda, nice güzel zaferlerin anısına buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.